1900'lerin başında işgal edilmek istenen coğrafyamız. Hep birlikte verdiğimiz kurtuluş savaşımız. 2000'lerin başında 15 Temmuz akşamı işgal edilmek istenen ülkemiz ve şahlanan milletin cevabı. 100 yıl sonra yeniden 2000'lerin başında bu ülkeyi, bu coğrafyayı işgal etmeye kalkan alçaklar koalisyonu ve içerideki işbirlikçileri. Sevgili dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında çok net ifade etti ve 100 yıl önceki işgal denemesinin altını çizdi. Bu noktada soralım, neden işgal edilmek isteniyor coğrafyamız? Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarındaki vurgu çok önemliydi. Yaşananlar, 1900'lerdeki fiziki olarak işgal denenmesinden, tam 100 yıl sonra FETÖ ve küresel bağlantılarının hep birlikte Türkiye'yi işgal etme denemesi. Birlikte detaylandıralım. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi denemesi, 15 Temmuz kalkışma fiziki işgal denemesi, ekonomik finansal saldırılar ve bazı ülkeler tarafından açıkça desteklenen terör, şerefsizler koalisyonu ve oynadıkları oyun çok açık, bizleri bezdirmek, kabullenme katsayımızı arttırmak ve direncimizi kırarak amaçlarına ulaşmayı denemek. Sevgili dostlarım, bugüne kadar başaramadılar ve yöntem değiştirip yine gelseler asla ve asla başarılı olamayacaklar. Millet olarak, liderin yanında birbirimize kenetlendik ve bu küresel köpeklere yerli işbirlikçilerine gereken her dersi vermeye hazırız. Sonuç 1, son 10 yıldır, Türkiye, dozu artan bir şekilde, tarihinin en büyük saldırısı altında, Türkiye ayağa kalkarken, hedeflerine yürürken ve özellikle sistem, en noktasına doğru, taşınırken, bizi yoldan alıkoymak isteyenler hain bir girişim içindeler. Sonuç 2, terör, bu küresel yerel aşağılık şebekenin bize karşı kullandığı yöntemlerden biri. Amaçları çok daha büyük. 15 Temmuz akşamı, fiziki işgale kadar gidebilecek bir yapının önünü kestik fakat anlaşılıyor ki, bu coğrafyanın işgal dahil, kontrol altına alınması hedefini taşıyan küresel güçler, amaçlarından vazgeçmediler. Sonuç 3, fiziki finansal saldırı yumağının tek bir amacı var, tam 200 yıl sonra coğrafyamızda büyük bir ayağa kalkış var ve yapılacak halk oğlaması, yeni bir Türkiye yüzyılı için, son dönemeç. Açıkça söyleyeyim, minaresiz Ayasofya, hedefi ile yola çıkan küresel güçler ve içerideki köpekleri bu coğrafyada bizi yok edemeyecekler ve bu millet bu engeli de atlayarak hedeflerine ulaşacak. Sonuç 4 2003'te başlayan bağımsızlık hareketi, 2008 sonrası, o dönemin başbakanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, imfsiz devam kararı ve ekonomideki yönetime damgasını vurmaya başlaması ile bağımsızlık savaşına dönüştü ve Türk ekonomisi, bilgi temelli modele, doğru hızla ilerlemeye başladı. Türkiye'nin ayağa kalkışı, dikilişi, 200 yıllık finansal esaretten kurtuluşu başladı. Türkiye değişecek, değişiyor, büyüyecek, büyüyor ve en önemlisi üretiyor ama çok daha fazla üretecek. Sonuç 5, küresel yapı ve FETÖ gibi içimize yerleştirenlerin hedefi de çok açık, ayağa kalkan Türkiye'yi yerle bir etmek ve lideri etkisiz hale getirip milleti eskisi gibi esir etmek. Yapamazlar. Asla yapamayacaklar. Kurtuluş savaşımız daha yeni başladı. Durmak yok, yola devam. Son söz, küresel güçler ve içerideki köpekleri, Türk milletinin tokadını çok net yaşayacak ve kendi kanınızda boğulacaksınız. Yaşasın tam bağımsız, güçlü, büyük, cihan şümul Türkiye.